أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 188. حديث إن لكل نبي دعوة وإني اقتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Her peygamberin bir dua ve niyaz hakkı vardır. Bense bu dua hakkımı kıyamet günü ümmetim için şefaat olarak sakladım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa diğer peygamberlerden üstünlük alçaklık konusu değil bu. Allah-u Teala kitabımızda Bakara suresinde Tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd diyor. Evet, aynen öyle iman ediyoruz. Çünkü Allah öyle söylüyor. Peygamberlerden kimileri kimi konularda kimilerinden daha farklı özelliklerde anlamına gelse gerek. Çünkü minhum men kellem Allah. Onlardan biri var ki Allah onunla dünya platformunda, dünya planda doğrudan konuşmuş, Musa aleyhisselam. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın imtihan konumu farklı, kendisine bundan dolayı verilenler ve alınanlar farklıdır. Adem Aleyhisselam elbette hiçbirine benzemez kimi konularda ama Nuh Aleyhisselam da öyle, bazı konularda o da hiçbirine benzemez. İşte dualar konusunda da Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir benzemezliği var diğerlerine. Ama her birinin bir dua hakkı vardır. Elbette peygamber duasını hakta, hayırda kullanacaktır. Yani Nuh Aleyhisselam kavminin helaki adına kullansa da öyle mi? Elbette kıyamete kadar insanlık için bir hayır duasıdır o. Ya Rab, artık bu insanlar madem ki sen dedin bundan sonra inanmayacaklar, öyleyse mevcut olanlarının da tümünü helak et, onları yok et ki artık facir ve kafir doğuracaklar, bunları helak ediver Ya Rabbi demesi, dünyada Müslümanların hayat hakkı içindir elbette. Bütün peygamberlerin bir dua hakkı varmış. Bunu bu sözünden öğreniyoruz aleyhissalatü vesselamın. Onlar kendi dua haklarını kullanmışlar. Acaba diyesim geliyor. Bu sadece bir beşeri zaaftan kaynaklanan meraktır. Ben başka türlü nasıl ifade edebileyim? Mesela Yusuf aleyhisselam nasıl kullandı ki o duasını? Kardeşlerim konuyu anlasalar da Allah'a kullukta beraber olsak diye mi kullandı ki? Ya da bu Aziz'in karısı ne menem numaralar çekiyor böyle. Allah onun kalbinden bunları alsa da şöyle benim huzurumu bozmasa, iftiraları bitse, bir sükunete ersem diye mi dua etti ki? Ya da elbette bir baba ciğerpare evladını kaybettiği dönem oğlunda da bunlar aynen yansıyacak da onun kalbinde babasıyla ilgili mi dua etmişti ki? Ya da acaba Mısır'ın o gidişatını sevmiyordu? İki tane zindan arkadaşına bunları anlatıyordu. Bir toplumu bırakıp gelmişim ben zindana. Onlar Allah'tan başka ilahlar tanıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kendileri bunun farkında değiller. Söyleyecek, öğretecek de kimseye razı değiller. Şeklinde bir iman sahibi olan Yusuf aleyhisselam zindandayken acaba duasını bunun üzerine mi kuruyordu ki? Bilmem ki ama her peygamberin bir duası var. Peki ya Lut aleyhisselama ne dersiniz? Şahsen Kur'an-ı Kerim'de okuduğum şahsiyetler içinde hani elbette hepsinin imtihanını Allah kolaylık verdiği için onlar rahatlıkla çektiler bu işi ama mesela Lut aleyhisselamın imtihanı ne kadar zor ve çetin değil mi? Yani yaptığı şeyi suç kabul eden insanlar buna suçlusun diye saldırırlarken öyle değil ben öyle yapmıyorum demeyeceği bir pozisyonda imtihan ediliyor. Meryem anamızda bir benzeri, yani kucağında çocukla topluma geliyor. Ne dua etti, neler söyledi ki o da. Buna göre ben hadisi tekrar ediyorum, birinci bölümü yeniden anlamış olalım. Her bir peygamberin bir dua ve niyaz hakkı vardır. Evet, bütün peygamberlerin böyle dua hakları var ve kullandılar onlar diyor sanki aleyhissalatü vesselam ara cümleyle anlıyoruz. Bense bu dua hakkımı kıyamet günü ümmetim için şefaat olarak sakladım. Şefaat var mıydı, yok muydu? Varsa ne kadardı, nerede dururdu? Şefaat konusunda
tezgahlanan, piyasaya sürülen sözler yanında acaba kitapların satır aralarında saklanan ve bu ümmeti Muhammed'in anlaması istenmeyen bölümler mi vardı? Ben o tür konulara hiç girmeyi sevmedim bilirsiniz. Allah da muhtaç etmesin. Ama şefaat var mı yok mu denir mi Allah için söyleyin. Allah demiyor mu kitabında, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaat bütünüyle Allah'a ait bir haktır. Allah'ın yapacağı bir şeydir. Allah'la ilgili düşünülmelidir. Elbette biz de öyle düşünüyoruz. Yani Allah kendisi kendisine şefaatçi mi olacak? Haşa, öyle olmaz ki. Ama şefaat konusunda tek yetkili Allah'tır. Peki Allah böyle bir konuda tek yetkili olduğunu başka bir konuda beyan etmiş mi? Elbette velayet konusunda tek yetkili Allah'tır. Hamd konusunda tek söz sahibi Allah'tır. İlah konusunda tek varlık Allah'tır. Rububiyet ve uluhiyette başka varlık yok, sadece Allah vardır. Öyleyse şefaat da öyle. Şefaat tümüyle Allah'ın elindedir. Peki nedir o zaman şefaat? Şefaatla ilgili söylenilen, ayet ve hadislerde söylenenleri şöyle, hani ön yargısız mı, yan yargısız mı önümüze koyalım, tek tek bir okuyalım, daha önce babamızdan, rahmetli atamızdan duyduklarımızı bir kenara alarak, hani kitapların sayfalarını dolduran bilgilere şimdilik nazarı dikkatimizi celbetmesinler diye onların üzerine kapatarak şöyle baştan sona okuyalım desem, ama ben onu kendimce yaptığımı zannederek size neticeyi haber vereyim. Kıyamet gününde bir şefaat işi vardır. Yani bütün bir insanlığın toplandığı mahşer alanında hesabın kitabın başlaması adına bir şefaat vardır. Allah'a yalvarılacak, yakarılacak ve ya Rab artık hesap başlasın, mahvolduk, perişan olduk denilecektir. Bunu Sahih-i Müslim'den hadislerden öğreniyoruz. Allah-u Teala insanlığa ilham edecek, onlar da toplanıp Adem atamıza gidecekler, o bir yanlışını hatırlayıp Nuh atamıza gönderecekler, o bir yanlışını hatırlayıp İbrahim atamıza gönderecekler, o bir yanlışını hatırlayıp Musa aleyhisselama, o da İsa aleyhisselama gönderecek, hepsi gibi diyecek ki, ben bu işin ehli değilim, bunun ehli Muhammed aleyhisselamdır, siz varın ona gidin, gelecekler aleyhissalatü vesselama. O da diyecek ki, sanki tabir Türkçe'de kullandığımız gibi caizse, tam adamına geldiniz. İşte ben de bunun için varım zaten. Bu benim görevim ve benden başkasına böyle bir izin verilmez, verilmeyecekti denilecek. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, zaten huzurda ama özel olarak huzura alınacak, secde-i Rahman'a kapanacak. Allah'ın ilham ettiği kadar, o anda öğrettiği kadar Allah'a tesbih ve tahmidlerle methü senalar sunacak. Sonra kaldır başını, iste verilecek, söyle dinlenecek, şefaat et kabul edilecek denilecek, işte böyle bir şefaattan söz edilir. Bu yetkiyi peygamberimize veren Allah'tır, bu işten söz eden de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onda şüphe yok zaten diye başlıyor insanlar, ona bir lafımız yok ki, ben hani benim oğlum hafız oldu, benim torunum da hafız olmak üzereydi, onlar için ben gece gündüz sabah akşam namazı terk ettim, abdesti bıraktım, hayır hasenattan vazgeçtim, kafaya taktım bunlar hafız olsun diye. Hatta oruç bile tutmazdım onlara ben destek olmak manasına. Evet, ne kadar hoş. Bari Allah affetsin, biraz da içki içtim, uyanık davranmak için kumar oynadım da ilave edeceksin galiba diye şakalaşasım geliyor. Evet, ve onlar hafız olduktan sonra ben inanıyorum ki onlar bana şefaat edecekler ve beni cennete koyacaklar. İşte ben de böylesini görmedim ve duymadım. Ben böylesini bilmiyorum. Ya nasıl? Cehennemde kademelerin olduğunu öğrendim ben kitap ve sünnetten. Yani mesela Cenab-ı Hak diyor ki, en şiddetli azaba maruz olanlar münafıklardır. En esfelindedir onlar cehennemin. Sonra en şiddet azap bölümleri de vardır anlaşılıyor. Mesela bir Firavun bölümüyle, bir Ebu Cehil bölümüyle ama bir Ebu Talip bölümü aynı değil. Ama bir de sıradan kafirlerin bölümü var cehennemde. Etti mi 4, yani münafıkların bölümü, şiddet kafirler bölümü, sıradan kafirler bölümü, bir de Müslümanlara hep destek olan ama inanamayanların bölümü. Onlar ebediyen kalacakları bu cehennem bölümlerinde yana dursunlar. Bir de cehennem üzerinde kurulan
Sırat köprüsünden geçerken amelleri onları ayakta tutacak ve yürüyecek hale getirememiş olan insanların düşüp de azap ve ikaptan paylarını aldıkları bir bölüm var ki kalplerinde zerre miktarı, hardal tanesi kadar ya da buğday tanesi kadar ya da işte azıcık ve küçücük iman olup da o imanının gereğini amel olarak ortaya koyabilseydi o da karşıya çoktan geçecekti ama becerememiş olanlar işte onlar için de Cenab-ı Hak kimilerinin ödüllendirilmesi adına hadi diyecek sen git cehennemde şöyle azap görenlerden ama kalbinde böyle iman olanlardan şunları da al gel diyecek. O gidip onlardan dilediğini seçse de zaten oradakilerin her biri bir şekliyle artık affa uğrayacak, şefaate nail olacak ve cennete gideceklerdir. Öyleyse ben bütün bunların üzerine şöyle bir dua aklıma geliyor. Yani herhangi bir Müslüman kendisinden iyi bildiğini zannettiği, iyi mi değil mi hatta onu da kesinlikle aslında bilmediği bir Müslümanın şefaatine nail olmak dilemek yerine Ya Rabbi, yarın kıyamet günü beni de şefaat edenlerden eyle diye dua edecektir. Çünkü Allah'tan bir şey isteneceğinde az istenmez, onun şanına yakışmaz bu iş. Sanki haşa Ya Rabbi, sen affetmezsin, senin mağfiretin az zaten bana yetmez ama falan var ya, o senden daha cömerttir dercesine Allah korusun, estağfirullah. Sen neyse ama beni onun affına layık kılınanlardan eyle, beni onun affıyla affedilen, onun aracılığıyla affedilenlerden eyle demeye de hiçbir Müslümanın hakkı yoktur zannediyorum. Ama Allah birilerini şefaata layık, birilerini şefaat etmeye, birilerini şefaat edilmeye layık kılacaksa bu ayrı bir konu. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıyamet gününde ümmeti için şefaat olarak bir dua hakkından söz ediyor ki, Ya Rab bizi o duanın kapsamında affettiğin, rahmet ve merhamete nail kıldığın, cennetini lütfettiğin, cehenneminden azat ettiğin kullarından eyle. Amin. Bu duama amin demeyenler varsa, Allahu Teala o demeyen kullarının imanlarını makbul kılsın da, onları da affa layık eylesin. Amin. İnne lillahi ibaden halakahum li havaicin nas. يَفْزَعُ النَّاسُ اِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ اُلَٰئِكَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 189 Allah'ın nice kulları vardır ki, onları halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yaratmıştır. Onlar vasıtasıyla insanların ihtiyaçları karşılanır. İşte onlar kıyamet gününde güvende olanlardır. Gerçekten enteresan bir konu. Bakıyorsunuz, yan yana odaları olan mesai arkadaşlarından birisinin odasında insanlar daha çok oturur. Orada daha çok sohbet edilir. Oraya gidenler daha huzurludur. Orada ikram daha güzeldir. Birbiriyle kapı komşu, aynı sokağı paylaşan insanlar içinde birisinin evine daha çok uğranır veya aynı bölgede aynı kapıdan giren insanların bir daireye, bir eve daha çok uğradıklarını görürsünüz. Aynı yetki, aynı kapasite, hatta o daha fazla olduğu halde berisine daha çok müracaat edilen insanlar vardır. Bütün bu örnekleri siz de kendi ömrünüzde gözlemlemişsinizdir. Demek ki Allahu Teala kimi insanları diğer insanların ihtiyaçlarını karşılasınlar diye yaratmış. Yani kimi Müslümanlar kendilerini böyle bir görevle görevli addetmişler. Yeni duyduğum bir haber. Ne dersiniz? Allah sayılarını çoğalsın desem sonunda amin diyeceğinizi zannediyorum. Eskiden Anadolu'nun pek çok kentinde evler düz dam ve üzeri toprak kaplıydı. Çatı denilen şey çok yaygın değildi. Ne kiremit ne bir başka aletle, başka bir araçla evin üzerini kapatmak pek mümkün olmuyordu.
Dolayısıyla yağmur yağınca her şeye rağmen ya da kar yağmış erimeye başlamışsa hemen hemen her zaman kimi bölümlerden aşağıya su damlaları indiğini görürdü ev sahipleri. Hem de bakımlı bir dam ise, eğer bir de bakımsızsa, hani oynanmışsa veya yeteri kadar toprak çekilmemişse, bakımı yeterince yapılmamışsa hepten zordu sonuç. Her taraf akardı o zaman. Sanki kuru bir yer bile bulamazlardı ki şöyle oraya yataklarını serip yatsınlar. İşte o dönemden kalma bir hatıra. Bir dostum anlattı. Bir arkadaşı varmış. Kıt kanaat, elindeki malzemeyle insanların yüklerini çeker, bundan kazandığı ekmek parasını eve helal rızık olarak götürme çabasındaymış. Yağmur yağdı mı her taraf akarmış. Kendilerini dost bilen bir hac efendi, zaman zaman ziyaretlerine gelir ama anlatanın tabiriyle eli de boş gelmezmiş, ya bir kilo şeker ya yarım kilo çay getirirmiş. Yine böyle bir ziyaret haberinin üzerine evin sahibesi kadın, ama demiş, onu oturtacağımız böyle kuru bir zeminimiz kalmadı, bak şu anda her taraf akıyor ve yağmur yağıyor. Adam demiş ki kocası, olsun ama biz burada yaşıyoruz, o da bizi ziyarete gelecekse alırız, en kuru olabilecek, en mümkün olabilecek, en üzerinde su damlamayan bir minder koyabilecek yer bulur, onu oraya oturturuz, biz de zaman zaman ıslansak fark etmez demiş adam. Öyle de yapmışlar. Misafirleri gelmiş, bir uç kenar bulup onu oturtmuşlar. Kendileri de az biraz sakin ama yine de ıslanıp onunla sohbet etmişler. Sonra yatıp kalkmışlar çocukların tabiriyle. Adam yine para kazanmak için, helalinden ekmek parası kazanmak için çarşıya pazara yük taşımak için gidince, ikindi vakti eve dönüp gelmiş bakmış ki, aman Allah'ım bu ne malzemeler yığını. Tahtalar, ağaçlar, uzunlar, kısalar, malzemeler, çiviler, hepsi oraya hazır edilmiş. Ustalar çoktan işe başlamış bile, iki gün geçmeden oraya bir güzel çatı yapmışlar ve onlar artık ıslanmadan yatabiliyorlarmış. Söyleyin, bu işe ön ayak olan o adam, yani Allah'ın kendisini bu iş için yarattığını kabul eden birisi değil mi? O ben olmalıyım. Madem ki insanların ihtiyaçlarını karşılamada Allah birilerini var etmiş, işte o benim diyen birisi değil mi? Demek ki Allah-u Teala özel bir liste göndermediğine göre şu listedekiler insanların ihtiyacına bakacak. Şu listedekiler çalışmayacak, başkalarının yardımına muhtaç olacak. Şu listedekiler zekat alacak, bunlar zekat verecek demediğine göre, Allah'ın yardımı benim elimle ulaşsın bu insanlara diyen Müslümanlar, elbette kıyamet gününde güvende olacak insanlardır. Bu arada, Allah'ın yardımıyla şeytanın yardımını karıştırmamak gerektiğini özel uyaralım. Yani acaba siz karşınızdakine hangi konuda ne tür bir yardım eli uzatıyorsunuz? Acaba bu elden Allah razı mı? Sizin ulaştırdığınız onu ondan önceki hale göre daha iyi Müslüman ediyor mu? Affınıza sığınarak tekrar ediyorum. İmkan vermiş Allah size. Para, mal, mülk ve saltanat imkanı. Eliniz kolunuz o kadar uzun ki her istediğinizi anında yapabilecek çevreniz var. Paranız var, kasanız ve keseniz var. Güzel, Allah hayra vesile kılsın. Bir komşunuzdan haberiniz oldu, bir akrabanızdan haberiniz oldu. Daha kızları 19 yaşına girmiş, hiç bugüne kadar bir mayo sahibi olmamış ve denize gitmemiş. Ne kadar mahzun, ne kadar garip, ne kadar yokluğa mahkum yaşamışlar dediniz ve hemen, hatta kendi bölgelerinde onlara en yakın bir deniz sahilinde
şöyle bir halk plajı türünde bir yere göndermediniz, imkanınız var ya, Akdeniz kenarı mı, yoksa Atlas Okyanusu kenarı mı olur, dünyanın en modern yerine bilet aldınız, o kızı sizin kızla beraber hemen eliniz uzattınız ve gönderiverdiniz, öyle mi? Ya da hani çocuk kış günü beceremediği, yapsam dediği yapamadığı ama imkan bulamadığına inandırıldığı bir ortamda, şöyle imkan bulmuş da Kur'an'ın içini ve dışını, lafzını ve mana ve muhtevasını öğrenecekken, tam da ona bir yaz gezisi düzenlediniz. Hani ruhu sıkılmıştır diye, aklı başına gelsin diye, şöyle 1,5 ay kadar, çok da fazla olmasın yorulur diye, tam da Kur'an öğreneceği zaman onu o ortamdan aldınız, bakalım nerelere gönderdiniz, öyle mi? Ya da hani çarşı pazarınız var, imkanınız var, bir telefonla bütün piyasayı eve yığabiliyorsunuz. Aynısını sizin mahallede 3-5 gariban bildiniz, onların çocukları da boynu bükük olmasın diye milyarlarca liralık oyuncaklarla, yiyecek ve içeceklerle doyurmaya başladınız. İyilik ettiğinizi zannettiniz değil mi? Bence bu konuda şöyle bir hadisi birlikte hatırlasak. Hadis: Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya, neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameh şeklinde başlıyordu. İmam Nevevi 40 hadis adlı o derlemesinde bu hadise yer verir. Bakarsınız inşallah. Ben genel hatlarıyla hatırlatmak istiyorum. Bir Müslümanın, bir mümin kardeşinin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını kim ki giderirse, ikinci bölümde, darda ve zorda kalmış bir kardeşine kolaylık arz eder, lütfeder, imkan dahilinde ona yardım ederse, üçüncü bölümde, açık kalmışsa, kim giydirirse, açığa çıkmış ayıplarını kim örterse, evi açıkta kalmış, ailesi açıkta kalmış, bedeni açıkta kalmış, oğlu kızı açıkta kalmış, kim onları kapatır, örter örtbas etmeye çalışırsa, yani özetleyelim tümünü birden, kim ki Müslüman kardeşinin yardımında olursa, Allah da onun yardımında olur. Ne kadar hoş. Kimin ne yardıma ihtiyacı varsa karşılayacaksınız, Allah da size yardım edecek. Ama durun, daha hadis bitmedi. Dinleyin Peygamberimizi, belki de bununla ilgili başka şeyler söyleyecek. Diyor ki devamında aleyhissalatü vesselam, ama insanların hangi konuda neye ihtiyaçları olduğunu da Allah'ı ve Resulünü dinleyerek öğrenmek zorundasınız. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّٰهُ بِه۪ لَهُ طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ Yani, bunu öğrenmek için bir yola koyulacaktınız, Allah'a sormak zorundaydınız. Bu adamın evde, bu adamın yolda, bu adamın çarşıda, bu adamın pazarda, bu ailenin dünyada, bu ailenin bayramda ve seyranda buna ihtiyacı var mı diye. O istediği kadar ihtiyaçlı olduğunu zannetsin, birileri onu şartlandırsın, Allah'a sorun, peygambere sorun, öyle bir yardıma onay alın Allah'tan ve Resulünden, ondan sonra Allah sizin yardımınızda olsun. Peki bunu nasıl yapacakmışsınız? وَمَشْتَمَا قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَ diye devam ediyor hadis-i şerif. Gerçekten peygamber sözü olunca şerefli olacaktır. Ondan dolayı şerefli söz, hadis-i şerif diyoruz onlara. İşte bunun için insanlar Allah'ın evlerinden bir evde toplansınlar. Sizin ev bizim ev. Sizin mescit bizim cami veya dünyanın herhangi bir yeri ki mescittir elbette, Allah'ın kitabını okusunlar ama okuduklarıyla yetinmesinler, bitti tamam demesinler, okuduklarının eğitimini yapsınlar, işte o zaman üzerlerine bir sekinet inecek, rahmete boğulacaklar, melekler çepeçevre kuşatacak onları ve de Allahu Teala yanındakilere işte benim kullarım diye bunları gösterecektir. Buna göre İhtiyacı anlayalım. Acaba kimin neye ihtiyacı var? Benim anladığım şöyle bir tabire, şöyle bir tarife ne dersiniz? Kişinin kul olmak için ihtiyacı olan şeyler ihtiyacıdır. Yani onunla beraber olunca olmadığı zamana göre daha iyi kul oluyorsa ya da
onun sahibi olan olmayana göre daha iyi kulluk yapıyorsa Müslüman için. Ah, tam da buldun. Mesela geliri 1000 olanın ihtiyacını karşılaması, kafasının sakin olup ibadetinde sükunete ermesi, kalbinin mutmain olması, geliri 1000'in yarısı olana göre yarı yarıya 2 kattır mı diyorsunuz? Öyle olmaz. Hatta belki tam tersine, yeterin ötesinde bir hırs ve ihtirasla insanlar para peşindelerse, onlar namaz kılarken de onu düşünecekler, Kur'an okurken de onun hesabını yapacaklar. 190. hadis. اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ Allah'a kulluk yapan öyleleri vardır ki, insanların iç dünyalarında oluşturdukları yapıyı, ruhlarında meydana gelen durumları, işaretlerini kavrayarak hemen tanıyıp anlarlar. Nasıl oldu? Senin kalbinden geçeni anladı, büyük kocaman adam oldu. Öyle değil. Sen şartlandın bunu dinlerken de ondan. Ya nasıl? Adam firasetliyse, piyasayı tanıyorsa, insanların hangi ortamda, ne tür bir yapı içinde olduklarını düşünemez mi? Onların sorunlarını, onların problemlerini, onları ne hale getirdikleri konusunda, yani adamın böyle bir kabiliyet geliştirmesi çok mu zor diyorsunuz? Ben şahsen öyle kalp okuma filan şeylerine inanan biri değilim. Ama adam kalbindekini açığa çıkarıyorsa, nasıl yani? Yüzünde, durumunda, kıyafetinde, gülüşünde, hatta bakışında bu iş görülebiliyorsa, bunu görmek de kalp okumak değildir sen. Mesela, arabanızı tamirciye götürüyorsunuz, park edecek yakın bir yer bulamadınız, az şöyle biraz uzağa koyup ustanın yanına yaklaşırken, dedi ki, abi hayrola, o arabayı nereye vurdun? Ya da, sen nasıl biniyorsun o arabaya? Falan kablosu kopmuş ya da filan düğmesi düşmüş, yani ne diyecekse, falan vidası düşmüş ya da ne diyecekse, birden şaşırıyorsunuz. Veya siz ona derdinizi anlatacakken, tamam tamam anladım diyor, size biraz da ustalık havası atmak için belki de, yanında çırağına, yavrum falan yer gevşemiş, sıkıştırıver onu dedi mi, şaşırıp kalıyorsunuz. Nasıl da adam anladı? 50 metre ötedeki arabanın ruhuna vakıf olmuş değil mi? İç dünyasını biliyor, üstelik kaputu açmadan. Evet. Ya da sebze meyve aldığınız adama bakın şöyle bir. 2,5 kilo istediniz, attı teraziye. Bir tane ya eksik ya fazla. Nasıl da bildi adam? Müsaade et canım. Adam yıllardır öyle. Bir baba bilirim çocuklarına şöyle sanki yazı, kağıt, kalem üzerinde oyun oynarken, bakın çocuklar, şuna daire denir, bu da onun ortasıdır diye çizivermiş. Ölçmüşler çocuklar biraz da hayretten dona kalarak, bakmışlar ki tam 100 yuvarlak bir daire, ortaya konulan nokta da tam ortasındaymış. Nasıl mı? Adamın hayatını orada fena ettiğini düşünürseniz elbette öyle olacaktır. Ya da siz bazen ekranda veya bizzat sahaların kenarında maç seyrettiğiniz olmuştur. Nasıl da 2 kişi bir yuvarlağı adına top diyorlar, bir çizgi kenarında hem kavga ederek hem birbirlerinden almak için uğraşarak hem de dışarıya taşırmadan nasıl da böyle uğraşıp duruyorlar ve de istediklerini yapabiliyorlar, sanki yapıştırıyorlar ayaklarına değil mi? Daha nice örnekleri var. Ben şu fani hayatımda, şu kısa ömrümde başımdan geçen 1-2 örnek anlatayım. Meğer bilinirmiş diyorum bence. 2 delikanlı geldi evime. Genç. Ama yürüyüşlerinden anlarsınız bekar. Yani dertlerinin odak noktasında evlilik olması gereken dönemi yaşıyorlar. Nereden mi anladım? Müsaade edin. Yıllardır onların arasında yaşıyorum. Oturdular, hal hatır sorduk. Eve gelenlerden değildiler. O güne kadar görmemişim. Ama sokakta karşılaşıyoruz. Ama okul bahçelerinde merhabalaşıyoruz. Derken laf bitti, sustular. Sordum, peki neden geldiniz? Güldüler, ziyaret dediler. Hayır dedim, neden söylemiyorsunuz? Seslenmediler, gülmeye devam ettiler. Bunun üzerine ben dedim ki, ben söyleyeyim mi? Şaşırıp kaldılar, evet buyur dediler.
Ama doğruysa tasdik edeceksiniz, değilse uyaracaksınız, kabul mü? Tamam dediler. Sağımda oturana dedim ki, bunu sen getirdin değil mi? Evet dedi şaşkınlıkla. Üstelik onun derdi evlilik, tamam dedi hayretten dona kalarak. Dahasını söyledim. Hem de dedim işin kötüsü, sınıfında birine takmış kafayı öyle mi? Aa dedi. Bizim memlekette olsaydın sana kalp okuyan hoca derlerdi. Allah'a sığınırım, Allah korusun dedim. Ben yüzünüzü okudum, ben tarzınızı ve tavrınızı okudum dedim. Gerçekten öyleymiş. Başka örnekler bilirim. Bir arkadaşın ablası çok hastaymış, rahatsızmış. Neredeyse cinnet geçirecekmiş. Yani ne yaptığını bilmez, bunalımlar takılıyormuş, hacca da gidecekmiş ama becerememiş. Böyle olursa nasıl gidecekmiş? İlla ki bir ben görsem, görüşsem, bir nasihat etsemmiş. Dua da etmem istenirmiş arada. Hayır dedim, benim işim o değil. Ben insanları vahiy ile tanıştırsam, başka derdim yok benim. Israr ettiler, tekrar ettiler. Bir boş zamanımda dedim ki bir görsem madem. Hemen dediler, aman ziyarettelermiş, iptal etmişler. Birden bütün yolları deneyip hemen eve getirmeleri gerekmiş. Tamam beni de götürdüler. Ablanın küçüğü benim arkadaş dedi ki, arkadaşımın arkadaşı aslında. Hocam, sana ablam hakkında bir ön bilgi vereyim mi? Hayır dedim. Sadece bana sen söyle, önde oturan, yanından inen bayan mı, yoksa arkada oturup da inen bayan mıydı? Arabayla gelirken gördüm. Yeter, bir tane görmüşüm ya. Şaşırdı, arkadan inen dedi. Tamam, anladım, ben onu tanıyorum dedim. Çağır. Ben başladım bunun derdini anlatmaya. Kadın gözleri öyle açıldı, öyle ruhu darmadağın, kendisi paramparça oldu ki ne diyeceğini anlamadı. Bir an kardeşi dayanamayıp, vallahi abla dedi, bunları ben hocama anlatmamıştım. Dedim sen sakin ol. Onun da bilmediği, senin kimseye söylemediğin, bak ben başka bir derdini söylesem. Söyledim. Tuttu da. Şaşırdılar tabii. Çare dedim. Kur'an okuyacaksınız. Kitapsız rahat ve huzur yolu arıyorsunuz. Sünnetten azade siz daha iyi olmaya çalışıyorsunuz. Peygamber'e danışmadan huzur bulmak istiyorsunuz. Mümkün değil, vazgeçin dedim. Onu bir güzel anlattıktan sonra bunu nasıl bildiğimi ya da nasıl tahmin ettiğimi mecburen söyleyecektim. Değilse cinci mi şeytancı mı derler diye korkum vardı elbette. Zaten onun için gitmiyordum. Dedim ki, bir insan düşünün. Mesela Kayseri'de doğmuş, 20 yaşına kadar orada büyümüş. Sonra İstanbul'da büyük bir patronun, büyük bir fabrikatörün kızı olarak hayatını evli olarak sürdürmüş, yani kocası patronun işçisi durumunda olarak. Sonra bıkmış adam, almış karısını doğru Avrupa'ya. İşte orada envai türlü çeşit sıkıntının kadını olan bu insan benim yanıma gelince, bilmem gereken ne var ki, kıyafeti bana namaz abdestinden bir parça bilgi verecektir. Doğduğu büyüdüğü yerler zaten belli. Hani siz çocukkenden bu yana görürsünüz. Kimi dergilerde vardır oyun eğlence olsun diye. Noktaları birden 62'ye kadar birleştirirseniz size bak neler çıkacak karşınıza gibi ya. Ben de o noktaları birleştiriyorum. İşte bu çıkıyor. Önemli olan noktaların yerini iyi tespit etmektir galiba. Demek ki Allah'a kulluk yapan öyleleri vardır ki insanların iç dünyalarında oluşturdukları yapıyı, ruhlarında meydana gelen durumları, işaretlerini kavrayarak hemen tanıyıp anlarlar. Bu onların kalbini okumak, bilinmezi, duyulmazı, görülmezi, kimsenin muttali olmadığını, sadece Allah'ın bileceğini bilmek anlamına gelmez. Öyle olsaydı, hani meşhur bir itiraz cevabımız vardı onlara, hani devenin altındaki gerdanlığı aramak için ne kadar da yorulmuştu peygamber ve ashabı, peygamberimiz biliverseydi öyleyse deriz değil mi? Bu ona benzemez bu konu. İşaretler var ortada. Hani nice çobanlar vardır yağmurun yağacağını bilen. Hani nice kasaplar vardır. O senin gördüğün sadece bir hayvandır diye baktığın hayvanın kaç kilo et vereceğini bilen. Ama nice insanlar vardır işinin kompedanı. Yani insanları tanıyan insanlar da olacaktır. Hem ki insan ancak Allah'ın tanıtmasıyla tanınacağına göre Allah'la tanıyanlar elbette karşıdakinin içini de bilecekler ama işaretleriyle dışını da bileceklerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.